Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben korku türü severim. Varsa bir dal dizi alırım diyenler için hemen tiyoyu veriyorum. Exorcist. Eğer izlemediyseniz The Exorcist dizisi gerçekten beklentilerinizi karşılayacak güzel bir yapım olmuş. Doğrusunu isterseniz biz nasıl kaçırmışız bu diziyi hiçbir fikrim yok. Çünkü dizi 2016'da başlayıp 2018 gibi de sonlanmış. İki sezonu var. Üçüncü sezon onayını alamadığı için dizi devam etmemiş ama ben size hepsini anlatacağım şimdi ne olup ne bittiğini tabii ki spoiler vermeden. Exorcist biliyorsunuz çok eski yani 1970'li yıllarda çekilmiş daha sonra 2000'li yıllarda daha öncesini anlatan bir başka filmi daha çekilmiş bir eser. Bu The Exorcist ise bir kitap uyarlaması aynı zamanda bu dizi olan versiyonu. Ee, ve oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Exorcist'li eğer korku canrasını seviyorsanız zaten Exorcist filmini izlemişsinizdir. Ee, devam yani daha doğrusu sonradan çekilip ama öncesini anlatan filmi de büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Ama yok ben hiç oralara girmedim diyorsanız aslında bu diziye başlamadan önce o iki filmi izleyebilirsiniz. Yani iyi olur. Çünkü dizinin birinci sezonuyla ilgili e, ilk çekilen filme bazı ufak bağlantılar var. O bağlantıları sağlamlaştırmak açısından ki e, izlemeseniz de normalde çok bir şey olmaz ama o bağlantıları sağlam kurmak açısından ilk çekilen exorcist filmini en azından izlemenizi tavsiye ederim. Bu diziye başlayacaksanız. Dizi e, dediğim gibi iki sezon olarak planlanmış, daha doğrusu e, iki sezon olarak çekilmiş. Üçüncü sezon onayı almayınca. Dizi devam etmemiş. Ancak e, şu sizi rahatsız etmesin dizi hani ikinci sezonunun sonunda hem, hem bir açık kapı bırakarak yani devam edecekmiş gibi hem de devam etmeyecekmiş gibi tamamlanmış. O açıdan hani hani işte iki sezon izledik yarım kaldı gibi bir duygu olmuyor. Bir de sezon sezon anlatılan konular var. Yani bir konu var ortada. Birinci sezonda bu konuyu sonlandırıyoruz. Onunla ilgili ufak tefek bağlantılarla birlikte ikinci sezona devam ediyoruz. Ama ikinci sezonun da kendi içinde ayrı bir konusu var. Dizide Alfonso Herrera, Pedro Thomas, Ben Daniels'ta çok başarılı bir İngiliz oyuncu biliyorsunuz peder Marcus rolünü üstleniyor. İlk sezonda Hannah Kasulka, Brian Hovey ve Gina Davis gibi önemli isimler de var. Genel olarak bu Exorcist yani şeytan çıkarma ile ilgili olarak benim izlediğim en iyi şeylerden biri diyebilirim bu diziyle ilgili. Dedim ya size yani nasıl kaçırdık biz bunu arada atladık hiçbir fikrim yok. Özellikle bu demonik sahnelerde yani işte bu şeytanla ilgili, şeytan çıkarma ayinleriyle ilgili olan sahnelerin çok özene bezene yazıldığını ve çekildiğini düşünüyorum. Gerçekten hani dizinin içinde birçok sahne var. Böyle spiritüel sahneler ve bunların her birinde sizi şaşırtmayı başarıyor dizi. Yani ben baya böyle oha bu ne yok daha neler falan şeklinde izledim ki siz de eminim eğer o tip şeylerden hoşlanıyorsanız bayağı tatmin edecektir diye düşünüyorum. dizinin ilk sezonunda Rens ailesi diye bir ailemiz var. Ve bu ailenin işte küçük kızı biraz böyle depresif bir trafik kazası atlatmış ve işte biraz kendini topluma kapatmış durumda. Büyük kızıysa ise bir takım garip sesler duyuyor, duygular hissediyor, evin duvarlarından sesler geldiğini falan düşünmeye başlıyor ve yavaş yavaş işte bir takım iblislerin bu aile ve kızlarına musallat olmaya başladığını o noktada anlıyoruz. Tam da bu noktada oradaki çevrenin, oradaki topluluğun pederi olan peder Thomas devreye giriyor, ardından da asıl karakterimiz olan peder Markus, gelip olaya yavaş yavaş el er koyuyor ama sadece tabii bu basit bir şeytan çıkarma ayininin ötesinde çok kapsamlı şeytani bir organizasyonun aslında ilk adımlarını da görüyoruz ilk sezonda. O açıdan çok iyi kurgulanmış olduğunu düşünüyorum. Şeytan çıkarma ve şeytani sahnelerin çok iyi tasarlanmış, çok etkileyici ve amacına uygun yani dizi korku dizisini korkup heyecanlanmak, endişelenmek için izlersiniz. Dolayısıyla bütün bu size vaat ettiği e her şeyi aslında yerine getiriyor ilk sezonuyla. E, hap gibi yuttuk i̇lk, ilk sezonu. Gerçekten çok başarılıydı. E, finali falan gayet tatmin edici. Olayları birbiriyle iyi bağlayan ve kurgusu bayağı düzgün bir sezon çıkarmışlar. İkinci sezonda... Ayrı bir konuya doğru yönelim var ama ilk sezonun ufak bağlantıları da var. E, i̇kinci sezonun sonlarına doğru galiba bu üçüncü sezonu alacağız mı alamayacağız mı lan kafasına falan geldiler ki bir yerde böyle tempo düşmüş yükselmiş gibi olmuş sonlara doğru. E, bazı yerlerde sıkılmak üzere miyim acaba falan derken toparlıyor. Ama yine de makul kabul edilebilir ve yine etkileyici bir ikinci sezonla karşımıza gelmiş The Exorcist dizisi. ...daha önce Fox TV'de yayınlanmış. Biz Amazon Prime üzerinden izledik. Bütün bölümler oraya aktarılmış daha sonra herhalde. Yayın haklarını satın aldı. Hatta ben izlediğimde ilk sezonu şey dedim... ...yani nasıl ekspansa devam ediyor Amazon Prime satın aldı. Acaba dedim bu dizinin de üçüncü sezonunu çeker mi? Çünkü çok böyle gayet geniş aralanmış kapılar bıraktı... ...üçüncü sezonun sonunda. Ama dediğim gibi endişelenmeyin hani e, iki sezonluk bir paket olarak izlenip ulan ne iyi diziydi falan diye kenara koyabileceğiniz türden bir şey. Yani hani böyle çok şey yapmıyor. Başka diziler var böyle ikinci sezondan üçüncü sezonda da tam biz bu soruların cevaplarını bulacağız falan diyorsunuz. Hop iptal geliyor. Ne oldu? Orayla ortada kalıyor dizi. o, o tip bir şey değil. Hani Üçüncü sezonu olmasa da olur iki sezonluk paket şeklinde izlenir diye düşünüyorum. Bunun dışında dizinin sanat yönetimi, senaryosu yani diyaloglar falan da e, çok başarılı. Hani bir şeytan çıkarma üzerine kurgulanmış bir diziden ne kadar bir senaryo derinliği beklenir tabi. Orası da ayrı bir tartışma konusu ama genel olarak etkileyici. Hani sonrasında üzerine konuşabileceğiniz sahnelerin, e, diyalogların olduğu, e, ilginç. E tabii ki bir miktar da Hristiyanlık propagandasına e, yatkın tabii altyapı olarak şimdi şeytan çıkarma ve işte pederler, kiliseler falan diye dolaşınca işte inanmıyordum birden inandım falan gibi sahneler var. E, oralar normaldir, geçiyoruz ama onun dışında mirasını hani e, sahip olduğu mirası tüketmeden üzerine koyarak devam etmiş. Exorcist filmi biliyorsunuz çok devrimseldir. E, korku sineması ve korku türüyle ilgili e, hani bir kilometre taşıdır denilebilir. E, o mirası alıp harcamak yerine hani üzerine koyarak gittiğini düşünüyorum dizinin. Ee, söyleyeceklerim bu kadar hani böyle korku dizisi sevenleriniz olduğunu biliyorum hani böyle bir açlık anında izleyecek hiçbir şey bulamadık dediğiniz anda bu diziyi çekinmeden tercih edebilirsiniz hiçbir şey olmasa ilk sezonunu izleyip atarsınız yani ama yine de sizi çok tatmin edecektir diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar korku dizisi severler için The Exorcist dizisinden geç de olsa üzerinden yıllar geçmiş olsa da söz etmek istedim. Kaçıranlar varsa benim gibi umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.